Siz Türkiye'de bu ameliyatları ilk yapan insansınız değil mi? Hmm. Katarak da sistem olarak artık çok gelişti değil mi? Eskiden katarak oldu da üzülürdük insanlar. Siz hmm. <laughs> hocam? Bunlar maliyetli işler. Mi? Hmm. Bu sarı nokta hastalığının bir çaresi hala yok değil mi hocam? Hmm. Hocam mesela çocukken yani bana babam derdi ki çok okuyorsun bu gözlerin bozulacak. <laughs> Hakikaten öyle bir şey var mı hmm. hocam? Biz sağlıklı bir gözle yaşamak için mesela kaç ayda bir göz kontrolüne gitmeniz? 3 ay mı, 6 ay mı? Hmm. bazı göz doktorları bu gözü yapılan müdahaleleri doğru bulmuyorlar. Evet, evet. Niye? Gazetelere beyanat veriyorlar. Lazer yaptırmayın, gözünüz kör olur. Halbuki lazerde kör olma ihtimali yok yani. Sıfır. <laughs> Sinan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? İyiyim. Sizi uzun yıllar sonra görmek, işte tabii benim için. <laughs> Galiba siz o zaman e, miyop çizmeyi Türkiye'ye yeni getirmiştiniz. Ben size ilk ameliyat olanlardanım. Miyopumu ilk siz çizmiştiniz. Evet. Kaç kaç hatırlıyor musun kaç senedir? Hocam kaç yıl? Vallaha o, o 20 yıl vardır. Daha daha eski. belki de daha, daha eskidir. Eski. 20. Siz kaç yılında getirdiniz Türkiye'ye? 92. Demek ki ben Nasıl de 92. 92'de olmuşumdur yani. O kadar. ilklerden. İlklerdenim ben. Çünkü 32 sene. O kadar olmuşum. Tabi. <laughs> Tabii. O zaman belki 30 senedir hocam. Çünkü ben televizyon 33 yıl yaptım. Onu yaptığımızda oraya taşımıştık. Demek ki 30 yıl olmuş. Ama mesela işte gayet iyi hala. Evet onu şaşırdım yani. Çünkü yani 45-50'den sonra yakın başlıyor bir kere. Ama sen hala yakını idare Yokını ediyorsun. Görüyorum. Hala ufak ufak telefonda bile ufak ufak yazıları hala okuyorum. Yani bravo, çok nadir bir şey yani. Çünkü yakın, biz uzağa yapıyoruz. Çünkü lazer yakını düzeltmiyor. Yakına başka teknik artık Ama bir tek böyle gece kitap okurken ışık ters geldiğinde falan o orada biraz karışıyor. O zaman kullanıyorum. Tabii, evet. Ama gündüz hiç bir sorunum yok yakından. Ama her her sene yakın artıyor 60'a kadar, 60'da duruyor biraz daha bir iki sene daha artacak. İki senem kalmış. <laughs> i̇ki sene. Ya okuyamaz hale gelince gel o zaman başka bir teknikle onu Hocam tın, ömür yakını boyu... çizmek de sağlıklı bir şey mi? Şu sebeple soruyorum. Hı. Benim bana anlatılan şöyle. Yakını çizeceksek bir gözünü çiziyoruz. Ötekinle yakını uzağa görüyorsun. Bununla yakını görüyorsun dediler. Evet. o çünkü şimdi lazer sadece uzağı yapıyor. Yani lazer yakını yapmıyor. Yani yakın vardı bir suprakor diye bir yakını da yapan bir lazer teknimiz vardı ama yüzde seksen başarılı oldu. Yüzde seksen tabii çok iyi bir oran değil yani. Onun için onu bıraktık. O şey oldu. O tek gözü yakın yapmak o bir teknik değil yani. Çok yani zor bir gözle şey. yakın ona monovizyon dönüyor yani tek vizyon yani normal insan iki göz stereo görüyoruz biz onu teke düşürüyorsun bir gözle uzar bir göze yakın o çok çağ dışı bir teknik. Ama yakını artık şey yapıyoruz. Ee, akıllı lens, akıllı mercek dediğimiz göz içi lensi. Yani katarak ameliyatında. Kat, bir tür katarak ameliyatı. Katarak ameliyatta bu çok odaklı göz lensi takıyoruz. Onu da ben 18 senedir takıyorum. Dünyada da aşağı yukarı 20-22 senedir yapılıyor. O kesin çözüm. Yani onda katarak gidiyor. E, gözün katarak zaten gözün içine kendi lensimiz alıp yeni bir şeffaf sentetik bir lens takıyoruz. O taktığımız lensin işte bu akıllı olmasının sebebi çok odaklı. Çok odaklı olduğu için yakını çok iyi okuyorsun. Yani çok çok iyi okunuyor. İlk başta o kadar iyi değildi ama şu anda hakikaten çok gelişti lensler. Ortayı da görüyor. Orta mesafe şun bu. Ve uzağa. Gözlüksüz. Ömrün sonuna kadar bir daha artık bozulmuyor son nokta. Katarak da bir daha olmuyor. Çünkü o lens baskı yaptığı için. Yok, baskı yok. O optik olarak kendi içinde halkalar var. E, o halkalar, o teknoloji çok uzun sürdü gelişmesi yani. Çok bekledik yani. E, Baya yani aynı lens hem yakın ama şekilde değiştirmiyor. Aynı yüzeye öyle bir oturttular ki yakını ortaya uzağa. Aslında enteresan bir mekanizma beynin mek şeyini Buna kullanıyor. Bunu adapte olması. Beyin, beyin kullanarak onu şey yapıyor. Yani aslında o tek odak tek bilans var yani üç odakta oraya düşüyor retinaya yakında düşüyor ortada düşüyor uzakta düşüyor ama dikkatinizi nereye verirse beyin hop o geliyor görüntüyü yani beyin onu ayarlıyor öyle bir şey. Hocam muhtemelen benim çizdirdiğim dönemden 30 yıldan bu yana miyop çizmek de çok gelişmiştir teknik olarak? E biraz çok aşırı gelişmedi aslında yani o zaman lasik dediğimiz yöntem. Benimki oyunda... ağrısız değil mi? Ağrısız yöntemle yaptım. Bir tek bir gece ışıkları kapatıp söndürüp tamam. E, yani çok kısıp oturmuştum. Tamam. sabah hayatıma kaldığım yerden devam ettim 30 yıl önce. Tamam işte o lastik yöntemi. hala o yöntem altın standart. En iyi yöntem o. Çünkü başka yöntemler de çıktı falan. Yok smile falan diye ama gene egzamur lazer ve lastik o yöntem devam ediyor. Tabi biraz lazerlerin e, kalitesi arttı. Daha böyle ışık yansıması falan kaldırıldı yani ama eskiden hocam ben, siz bana o zaman demiştiniz ki miyobun senin çizilir olur ama bu yıllar sonra geri dönebilir mesela ben de sadece 0.75 olarak geri döndü ve orada kaldı. Yok geri dönmüyor. yani geri dönme yok ömür boyu aynı sadece böyle senin gibi çok eskiden yaptığımız e, kişiler 40 yaşın geçince yakın problemi başlıyor. Şimdi beyin e, göz kendini yakını görebilmek için hafif miyopa kaydırıyor. Sıfır yetmişe. Bütün eskiden sıfır olan hastalar çok yıl önce 45'e gelince hafif bir sıfır elli, sıfır yetmiş beş miyop oluyor. Genellikle bir gözde oluyor. O sayede yakını senin gibi yakını görmeye başlıyor. yani onu aslında göz kendisini adapte ediyor enteresan bir şekilde. Bende de aynı şey oldu. Ben de yani ben lazer olmadım ama yani benim gözümde ben 65 yaşındayım hiç yakın gözlük kullanmıyorum. Bir gözüm yavaş yavaş kendi hafif bir, 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 25 miyop oldu sol gözüm. Sağ çok az, 0 25 0 sıfır, Yakını gözlüksüz sokuyorum. yani. Uzağı da görüyorum öbür gözü. Benim gibi. Evet aynı. <gülüyor> <gülüyor> Benim gibi. Katarak da sistem olarak artık çok gelişti değil mi? Eskiden katarak oldu da üzülürdük insanlar. <laughs> evet doğru. Katarak bayağı zor bir zor şeydi. Zor bir şeydi. Değil? Yani bir de eski kataraklar yani şimdi Gençler hatırlamaz, e, kataraklar böyle şişe dibi gibi böyle kalın hipermetrop e, gözlükler taşıyorlardı. Çünkü kataraklı kendi lensimizi alınca, yerine yeni bir lens tak, bu sonradan e, sentetik lenser yoktu takılmayınca... ...göz otomatik 13 numara hipermetrop oluyor. Öyle gözlükler de doluşuluyordu. Sonra bu gözlükçü lensleri çıktı. E, Katarakta çok gelişme oldu. Lazerde o kadar değil ama... E, katarakta. Bir de eski teknik dikişliydi. Yani göze dikişler atılıyordu 12 tane falan. Yani küçük bir o doku ama e, o dikişler tabii aman açılmasın falan diye böyle hasta bir hafta hastanede yatırıyorduk yani hastaları. E, sonra bu dikişsiz katarak ameliyatı diye bir teknik. E, ben onu 1990'da e, başladım yapmaya. Bayağı oldu yani 34 sene. O zaman bayağı devrim gibi bir şeydi yani. Bir anda çünkü dikişsiz olma dikiş olmadığı için hasta yatıyor, ertesi günü uyanıyor ve normal hayatına dönüyor. Ve hemen görmeye başlıyor çok hızlı. Hocam kaç saniye sürüyor şimdi miyop çizmek? Miyop bir göz 5 dakika, iki göz 10 dakika. Sonra kalktım. Ben, ben o zaman öyledi. Kalktım yürüdüm gittim ben. Aynen. Aynen. Yani 10 dakikada bir hasta 10 dakika. ya yani bir saatte 6 hasta yapabiliyorum yani. <laughs> şey hocam e, katarak? Katarak da e, o da aslında 6-7 dakika ama o bayağı rekor bir süre yani. Normalde 10 e, on dakika, 15 on dakika sürüyor. Ama benim 6-7 dakikada... Ama eskiye saatlere, göre acayip bir ilerleme. Evet, evet. Yani katarak da e, çok ilerleme. Yani eski ameliyatlar <laughs> bayağı. Katarak da çok fark etti. Hocam ben aynı zamanda şeker hastasıyım ve... 3 ayda bir gidip gö gözlü bir kanaman var mı yok mu diye ya, baktırıyorum. baktırıyorsun. İnsülün var mı? İnsünün yok daha... İnsülü kullanmıyorsun. O, kullanmadan yakaladım ben. E o zaman 3 ayda bir, bir Ama gene de baktırıyorum hocam. Titizsin o zaman. <laughs> Korkuyorum göz. Aç bak ya. E işim gözlerimle. Tabii doğru, doğru, doğru. Mesela bunun bir çaresi yok değil mi hocam? O gözlü bir kanarsa yapacak bir şey yok. E var şöyle yani şekerini regüle edersen yani şekerini kontrol altına tutarsan e, göze, göz dibine vurmayabilir. Göz damarlarını etkiliyor. Yani çünkü şeker, diyabet bütün belli bir çapta damarlar var. Vücuttaki bütün o damarları etkiliyor. E, göz dibinde retinada da o çaptaki damarlar var. Dolayısıyla yani gözle birlikte aslında bütün vücut dokularına da yani iyi bakmak için e, onu çok iyi regüle etmek lazım. Benim dedem mesela, şeker hastalığından dolayı lazım. gözünü kaybetti. Evet, maalesef. Bir de öyle bir şey ki, yani o tetik çekilince... E, diyabetik retinopati başladığında... ...devam ediyor. Yani şekerini sonra düşük bile tutsan, o yavaş yavaş devam edebiliyor, onun için... ...hiç başlamayacak hale gel getirmek lazım yani. Siz Türkiye'de bu ameliyatları ilk yapan insansınız değil mi? E, evet, yani Katarak'taki FAKO dediğimiz tekniği... 1990'da getirdim. O zaman daha İtisas yeni bitirmiştim yani. E, Amerika'dan tabii Amerika'ya gittim. Yani şans eseri oldu aslında. Her şey böyle bir e, şanslar dizisi. E, bir Amerikalı e, bir ilk ITSAS sırasında bir e, proje vardı Orbis diye bir uçak. Amerikalılar bir göz uçağı ameliyathane haline getirmişler. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun Orbis? <laughs> İşte ben Orbis Türkiye'ye geldi. İşte böyle geri kalmış ülkelere göz ameliyatları öğretiyorlar. O zaman da Türkiye biraz geriydi. ben de İngilizce bilen tek asistan olduğum için beni görevlendirdiler üniversiteden. Ben de işte Orbis'teki uçağa bütün doktorları, hocaları işte götürüyorum, getiriyorum falan. Dolayısıyla Orbis'e ameliyat yapmaya gelen bütün Amerikalı doktorlarla çok yakın arkadaş oldum. İşte sonra hepsi beni davet etti. "Aa gel falan." diye çok içten ve şey insanlar aslında Amerikalılar çok misafirperver. Onlardan bir tanesinin yanına gittim Florida'da. Bayağı evinde kaldım yani. O arabasını bana verdi işte ondan sonra ya baya arkadaş yani benden büyük de bir insan ama bekardı. Beraber geziyorduk falan o zaman çatlıklık yapıyorduk. Ee, sonra o beni başka doktor arkadaşlarına ee, da gönderdi. İşte şuna git, şunu öğren, bunu öğren falan. O sayede ben de yani şey yaptım. Yoksa Amerika'da o tarihlerde mesela kongre oluyor. Amerika U Uluslararası Kongre. 30 bin göz doktoru katılıyor dünyanın her yerinden. Türkiye'den bir tek bir kişi ben varım yani. Bir başka bir doktor yok yani. 34 sene önce. Sinan Hocam bunlar maliyetli işler mi? Ya yani mesela insanlar korkuyor. Gidersem bunu bu çok pahalı bir şey. Ameliyat mı? Evet. Mesela atıyorum e, miyop çizdirmek. Çok pahalı bir şey. Yok mi? miyop çizdirmek çok pahalı bir şey değil. Mesela bir lens parası kadar mı? Ya da iki lens parası kadar mı? Ne? Kontak lens parası? Evet. Yok kontak lens kadar da değildir. Kontak lens çok mu ucuzladı? Benim, kontak lens ben... çok ucuzu. Onu ben bilmiyorum. Ben evet. kullanırdım zamanında. Çapa'da bir lens merkezi vardı. Siz hatırlarsınız. Evet, evet, evet. O aşağıya giderdim takarlardı bir saat, evet. ertesi gün iki saat. ve Çok paralardı o zaman o lensler. O zaman yeniydi, çok yeniydi evet. Sonra da yani çok ucuzdu. Yani. Çok çok ucuz. Postayla falan alıyor insanlar yani. Hocam onlar öyle postayla... Benim zamanımda onu takardık ben ayda bir, on beşte bir yok giderdim baktırırdık. İşte, yok çizdin mi yukarı bak aşağı şey bak. Sert lenste onlar. Evet. Sert şimdi yumuşak lensler daha kolay yani. Ama sağlıklı Kullan değil. At falan. Hocam sağlıklı mı onu öyle ee, şey almak? Almak. Valla bir kere tabii bir göz muayene olması lazım. ya yani numara ilerledi mi, ilerlemedi mi? E sonra göz kurudu mu? Mesela kontak lensin yan etkisi var yani. Gözü kurutuyor. Ve 4-5 senede de aslında kurumaya başladı insanların gözleri. Ve ondan sonra ömrün sonuna kadar kuru kalıyor. Yani çok kuru gözleri de lazer de yapamıyoruz mesela. Bir de normal bir gözü hmm. alerjik hale getiriyor. Sen kaç sene kullandın mı, kullanabildin mi? Kontakt lens kullandın mı? lens. Hani sert lens daha az şey ama çok alerjik yapıyor. Yani kalıcı bir yan etkisi var yani. Ee, dolayısıyla hani çok dikkatli çok hoşlanmıyoruz biz kontak lens yani lazerci olarak. Çünkü sonra lazer yapmak zorlaşıyor kuru kuru gözlere. Bir daha hocam onların e, kozmetiklerini takıyorlar ya. Bir insan kendini onu niye yapar yani? Ben hani biz sakıyorduk sağlık için, estetik için görmüyorduk. Ee, o kozmetik dediğin yani şimdi mesela göz rengini e, cerrahi olarak e, değiştirme... Herkes soruyor. Çünkü göz rengini ameliyatta değiştirebilir misin soracağım. Yani... Teknik olarak mümkün ve dünyada da Türkiye'de değil ama bazı yapan doktorlar var ama Gerçi gözler mı? kör olabiliyor yani. O kadar kör olma ihtimali olan bir ameliyat ve çok ciddi komplikasyonları var. Ona rağmen yani gidip şey oluyorlar, ameliyat oluyorlar yani. Göz rengi. Ama kontak lens tabii çok doğal durmuyor yani. Dışarıdan çünkü o renk verdiği için. Hocam SSK bu ameliyatları karşılıyor mu? Mesela miyop ameliyatını... Efendim, katarak ameliyatını? SSK kesinlikle karşılamıyor da... E, ...özel sigortalar da miyop ameliyatını karşılamıyor. Ama e, bu... ...akıllı lens dediğimiz katarak ameliyatını karşılıyor. Özel ha, onları karşı. Ama herhalde bir, bir doktor raporu gerekiyor. Yok, doktorumuz müzis zaten. Hayır, şu anlamda hani... bunu olmazsa işte ne bileyim... ...ileride görmede çok ciddi sorunlar e, yol, olur. Katarak falan. var. Yani, katarak var. Ya da katarak başlangıcı var. Şimdi bu e, lensler o kadar iyi sonuç verdi ki çok odaklı gözükense. Önce bu, biz bunu katarakta tak kullanmaya başladık. Hocam bu yani. o zaman da Turgut Özal'da takılan lens mi? O zaman yakın lens yoktu. Normal lens evet göz lens. O Amerika'ya gidip taktırmış. Aynen evet. Evet o lens. Ee, onların onlar mesela o ilk takılanlar sadece uzağı görüyor net. Yakına okuma gözlüğü takılıyordu. Sonra yakını da gösteren çok odaklı lensler dizayn edildi. İşte ben 18 sene önce ilk onları taktım. Akıllı lens deniyor bunlara. Smart lens oradan. Ee, sonra bunların teknoloji ilerledi ilerledi ve o kadar iyi bir hale geldi ki. Yani yakını böyle ilaç prospektüslerini okutabiliyoruz hastalara. Ee, dolayısıyla bunları artık kataraktı daha yeni başlamış. Yani daha hala %100 görüyor. Ama belli 2-3 sene sonra olacak. Veya hiç kataraktı başlamamış. ...kişilere de yakın probleminden kurtarmak için artık yapmaya başladık. Refraktif lens değişimi deniyor buna. Hocam bazı göz doktorları bu gözü yapılan müdahaleleri doğru bulmuyorlar. Evet. Işte. evet. Niye? Niye? Ee, onu yani ben mesela Türkiye'ye ilk lazeri getirdiğimde... E, ...92'de lazeri de doğru bulmuyorlardı. Yani bir sürü göz doktoru, ho hocalar, zaten. profesörler falan... E, gazetelere beyanat veriyorlardı. Lazer yaptırmayın gözünüz kör olur. Halbuki lazerde kör olma ihtimali yok yani sıfır lazerde. Katarakta var ama lazerde yok. Çünkü lazer göz dışı amlat Yani gözün korneya dışarı portakalın kabuğuna yapıyoruz yani içine girmiyoruz. Dolayısıyla e neden? İşte biraz yani Türkiye mesela bu çok odaklı lensi de ben 18 senedir yapıyorum. Şimdi Türkiye'deki doktor arkadaşlar 3-4 senedir ...beş senedir, yeni yeni ve belki de yüzde onu yapıyor yani şu anda da yani... ...böyle bir şey var. Ee, direnç. Direnç yani yeni bir şey. Ee, çünkü... ...çok özellikli bir ameliyat hakikaten. Her şeyin dört dörtlük olması lazım. Yoksa... ...bazı hasta... ...rahatsızlıkları olabiliyor yani. Hasta mesela ne bileyim geriye... ...küçücük bir numara kaldı diyelim ki. 0.50, 0.75 bir numara kaldı. Yani 0.50 kimseyi bir şey yapma gözlüğe gerek yok ama bu lensler çok odak lens takıldığında çok rahatsız ediyor hastaya Sanki bir buçuk numara falan gibi rahatsız ediyor ve hastalar bu sefer işte ben görmüyorum bu ameliyatı oldum diye ortalıkta dolaşıyorlar. Halbuki nedir çözüm? Yani ben mesela hastamda bende de oluyor çok az yüzde on ama olursa o geri kalan numarayı ben tekrar lazerle sıfıra çekiyorum. Yani hastanın mutlu olması lazım. Yani sonuçta hastayı mutlu bırakmak lazım. E yapmazsanız bu sefer o zaman ameliyattan soğuyor doktor yani. Ama dolayısıyla böyle çok ince şeyleri halledebilmek lazım. Yani. Mesela floaters dediğimiz bir şey var. Bu gözün içinde uçan cisimler. Sarı nokta. Yok sarı nokta değil. Göz sıvısının içinde böyle lif gibi şeyler öyle dalgalanıyor. Bir sürü insan görüyor yani gençlerde bile oluyor. Onlar mesela bu çok odaklı lenslerde çok rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla onları halledecek bir yöntem, başka bir lazer var. Onları da mesela eğer hasta rahatsızsa öbür lazerle onları böyle dağıtıp toz haline getiriyoruz ve ortadan kaldırıyoruz. O zaman rahatlıyor rahatlıyorsa ama bu yöntemler yapılmıyorsa hasta rahatsız <laughs> olabiliyor yani. Hocam katarak içinde korneanın belli bir kalınlığına ihtiyaç var mı? Yok. O lazerde. Lazer, Laz lazere korneaya yapıyoruz. Ha, bana Sende. çünkü ölçülmüştü. Aynen. Demişlerdi ki uygunsun, siz demiştiniz hatta, ölçtünüz dediniz ki Aynen. bu ameliyata uygun, tabii. bir de uygun olmamak var. E i̇nce ise, çünkü lazer korneayı inceltiyor, oradan bir doku olarak numarayı düzeltiyor. E i̇nce korneada bir de biz doku alırsak <laughs> tehlikeli oluyor, onları yapamıyoruz. Onun için özellikle korneaya bakılıyor, o topografi korneanın düzgünlüğü, düzgün olmayan kornealar var. Onları yapmıyoruz mesela. Hocam iki kere olmak mümkün mü bunu? İki kere yani korneada yer varsa iki kere üç kereye kadar benim yaptığım hastalar oldu. Yani yapılacak doku varsa orada. Ha gene o kornea kalınlığının olması gerekiyor. Tabi e, tabii korneanın belli bir inceliğin altına düşürmemek istiyoruz. Hala bazı kalın korneyalı hastalar var. Ee, onlarda onlar yani küçük numara ise mesela çok fazla da doku gitmiyor falan. Dolayısıyla iki üç kere yapılabiliyor. Bu sarı nokta hastalığının bir çaresi hala yok değil mi hocam? Sarı nokta, maalesef sarı nokta hastanın çaresi yok ama e, ayurveda, ben ayurveda da doğal e, ilgileniyorum. E, yani çok meditasyon yaptığım için onunla bağlantılı bir şey. Önlemek, yani bir hastalığı gelmeden önce önleniyor. Tek çaresi önlemek. Onu soracaktım, nasıl, nasıl yapacağız bunu? Şimdi e, bu... E, aynı diyabette olduğu gibi... Damarlarla ilgili sarı nokta. Yani retina çok damarlı bir doku. Gözün en kıymetli dokusu. Yani beyin dokusu gibi bir yer yani. Asıl gören tabaka. Yani, e, yani fotoğraf makinesinin filmi gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla çok çok hassas. E, o damar, yani genel vücut damar sağlığına dikkat etmek lazım. Yani nedir bu? Sigara içmeyeceksin. Ve astarıma söylediğim şeyi rutin sana da söyleyeyim yani. Kırmızı et tavuk yemiyorsun. Buğday yemiyorsun. Ee, süt ve süt ürünleri de yemiyorsun belli bir yaştan sonra. Sigara içmiyorsun. Ee, her gün bir saat yürüyüş yapıyorsun. Her gün. Hani ben çok hareketliyim falan öyleyim. Yok yani. Onun Tempoda. Bir saat yürüyüş her gün. Ya bu başka spor yaparsan daha da iyi de yani. Ee, genel olarak bunlar yani. Bir de belli bir saplementler var. E, takviye edici, yani böyle bir risk varsa özellikle, e, bunlardan el arginin diye bir, L-arginin duydun mu? Çok şey bir e, molekül, yani o molekül bulan doktor Nobel tıp ödülü aldı. Yani son 15 yılın en önemli molekülü falan deniyor, damar açıyor. Yani L-arginin aslında vücutta yapılıyor, vücut e, damar endotelinden de üretiliyor. E, ...dilde bazı bakteriler var falan, onlar üretiyor ama... ...yani belli bir yaştan sonra azaldığı için... E, ...bütün bu işte stresler, bir sürü şeyler e, onu azaltıyor. Onun için takviye... ...pancardan yapılıyor. Ömür boyu kullanabilirsin yani el her gün pancardan yapılıyor. Ve de... ...her gün almanın hiçbir sakıncası yok. Damar açıyor. Bütün vücuda giden damarlar açıyor. Beyine giden de, retina'ya da kalbe de... ...ne bileyim karaciğerde doğuşsa çok iyi bir şey. Ondan sonra omega 3 şart damarlar için. Ee, çinko magnezyum. Bir de melatonin. Ama melatonin de şey melatonin. O da yani. uyku yapıyor. <laughs> uyku için Akçın değil. Akşam mı? Akşam. Yani melatonin uyku getiriyor diye şey yapılıyor ama aslında bir hormon melatonin vücut üretiyor ve bir sürü fonksiyonu var yani. Ee, bir tanesi de e, bu damar mekanizmasıyla da alakalı. Dolayısıyla melatonin, yani bunları da saplement olarak alırsak veya işte ne bileyim gıdalarda ama gıdalarda o dozlara alınamıyor yani. Dolayısıyla saplement almak daha şey. Ee, yani bunlarla bir de meditasyon yaparsan o da yani Peki hocam, stres çünkü şey. Mesela bunun da bir sarı... nasıl gözlü bir muayenesi yapıyorlar? Evet. Bu sarı noktada bir muayenesi var mı? İşte gözlü bir de sarı noktaya Aa. bakılıyor zaten. Aa. Sarı nokta... Gözde bir retina yani oluyor. Retinanın orta kısmına sarı nokta deniyor. Ee, gözün en kıymetli yani şu, şu anda bana bakarken aslında sen sarı noktadan da beni görüyorsun. Yani o sarı noktanın etrafındaki dokular bu kenarları görüyorlar. Baktın yani ortasını sarı nokta görüyor. Hocam mesela çocukken yani bana babam dedi ki çok okuyorsun bu gözlerin bozulacak. <laughs> Hakikaten öyle bir şey var mı mı yoksa Yok. bunlar e, şehir efsanesi mi? Yok şehir efsanesi. Yani sağlam gözü bozamaz. Ama ne oluyor? Mesela küçük astigmat var. E, 0.75 1 işte biraz gizli hipermetrop var falan. Bunlar hani çok bilgisayar çalışınca ya da böyle karanlıkta okuyunca gözü o küçük numara rahatsız ediyor. Ve aa gözüm bozuldu zannediyor. Halbuki o zaten olan bir şey etkisini o hissediyor. Yoksa göz o tür şeylerden bozulmuyor. Niye gözlerimiz bozuluyor? Genetik, yani mesela e, miyop, hipermetrop, yani hipermetrop doğuştan, astigmat da doğuştan, astigmat gözün şekil bozukluğu, hipermetrop doğuştan, tamamen göz küresinin boyutuyla alakalı. Yani o göz küresi bir milimetre küçük olursa üç numara hipermetrop oluyorsun, bir milimetre büyük olursa üç numara miyop oluyorsun. 2 mm büyükse altı mm. 6 numara miyop oluyorsun. Yani o kürenin şeyiyle o boyut küre de genetik onu da doğuyorsun yani. Öyle doğuyorsun. Yani miyop sonradan oluyor ama onun da genetik faktörler belli. Ne zaman artacağı, ne zaman duracağı falan. Hocam biz sağlıklı bir gözle yaşamak için mesela kaç ayda bir göz kontrolüne gitmeniz? 3 ay mı, altı ay mı? Yok o kadar her ayda değil. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, yani talebeler Mesela 2-3 yılda bir. Ha o kadar uzak. Tabii tabii. Değil mi? Benim yaşımda da mı öyle? Senin yaşında da yani eğer bir problemin yoksa eğer böyle diyabet falan gibi yani iki üç yılda bir ama tabi e, yakın artıyor her iki senede bir yakın numara arttığı için yani iki senede bir gitmek lazım göz tansiyonu çıkabilir ona işte baktırmak, lazım. Bir de ben bunları aldırmak istiyorum hocam bunlar bunların sizinle ilgisi yok herhalde. Şu, şuralarımda bir şey Bu, Ben bunları aldırıyorum gene çıkıyor. Aldırıyorum gene çıkıyor. Küçük küçük. Evet. Şey, evet, şuna, ha, evet. Sihir gibi. Evet sihir gibi. Aldırıyorum yine çıkıyor. Aldırıyorum yine çıkıyor. Dediler ki en son. Çünkü kökünden aldırmıyorsunuz yaktırıyorsunuz. O yüzden yeniden çıkıyor. İşte onlar papillon bir kısmı. Bir kısmı virüstense. Virüstense o virüs immün sistemle ilgili. Yani o, okuyunca falan da virüs, mesela e, hop gidiyor onlar. Yani şeyle çok alakalı immün sistemle. Ama papillom küçük küçük yani şeyler e, vücut yapıyor. Enflamasyon aslında vücut şeysi bozuluyor. Enflamasyon da öbür problem tabii insanın en büyük problemi. Evet. Aldırsak düzelir mi? Bir kere, bir kere. Ben aldırdım bir kere gene çıktı orada da çıkar, vücudun başka yerlerinde de çıkabilir. Hocam bu yaşlılık yaşlı yerler... yaşlılık çok kötü bir şey. Evet, evet. orası yerler... çıkıyor hep <laughs> onu aldır onu aldı. Vücudun garip yerlerinden garip şeyler çıkıyor, garip kıllar çıkıyor. Olmayan yerden kıl çıkmaya başlıyor <laughs> Bu yaşlılık garip bir şey. Evet. Bence tıp yaşlılığa çare bulmalı. Yani ona da bulacak. Bulsun yani az sadece? kaldı. Özellikle e, bu yapay zeka bu işleri çok hızlandıracak. Ve hakikaten insan ömrü yani şöyle söyleyeyim, yani çok yakın bir gelecekte inanılmaz uzayacak yani. Hocam bizi de yaşatırlarsa hepimiz hükümetlerin başına bela alacağız. Ölene kadar emekli maaşı demek bu. Doğru. <laughs> Doğru. Yani. Emekli maaşı ama yapay zeka ona da bir sorun çözüm buydu yani. <laughs> bu ameliyatların mali kısmını anlatıyordunuz yarım kaldı. Ya ben kaldı. bu, ücret fiyat verebilir mi? Tabii ki. Tamam. Yani bunların şeyse yani doktordan doktora değişiyor tabii ama yani göz başına e, 3-4 bin eurodan 1000 e, euro 500 euroya kadar düşüyor. Ama bunlar tabii gözün içine takılan lenslerin de fiyatları aynı şekilde yani çok ucuz Hint malı lensler de var. 1000-1200 euroluk lensler de var. Yani bir tek bir lens 1200 euro mesela. Implant gibi. İmplant gibi aynı. Ama o hakikaten o kaliteli lens. Çünkü o lens bir kere takılınca gözün içinde ömrünün sonuna kadar kalıyor. Yani altı aydan sonra da bir daha değişemiyor. Dolayısıyla herhangi bir yan etki. Yani mesela bazı lensler var. Yani kromatik yan etki var. Yani renkler değişiyor. Başka yani moru, ummem, nasıl, mavi görüyorsun. Bilmem neyi başka bir şey. Yani renk değişiyor. İşte acayip ışık parlamaları olabiliyor falan. Dolayısıyla yani lens kalitesi çok... E, ...etkili, hasta memnunatıyla yani. Doktorun deneyimi de etkili, doktorun bilgisi de etkili. Aslında en önemli şey bence doktor. En önemli şey, çünkü bu katriarka ameliyatı çok hızlı ve şey bir ameliyat... ...mikro, yani mikroskop altında ve de hakikaten işler ters giderse... ...çok ciddi e, görme kayıpları yaşayabilir hasta yani. Dolayısıyla yani deneyim, dikkat onun için... Yani böyle ben ameliyatlardan bir gün önce falan hiç hemen erken yatarım. Yani çay kahve zaten hiç içmiyorum çünkü... Yani bir kahve iç için... Sonra mikroskobun altına el böyle... Böyle titrediğini görüyorsun. Yani normal... Bakınca titremiyor ama mikroskobun altına titriyor. Dolayısıyla... Ben hiç çay kahve içmiyorum yani. Ee, Doktor olmanın bedeli de var. Mikro cerrahi yani. öyle bir şey. Yani çok böyle... Cool, sakin, hiç sinirlenmeyen yapıdaki kişiler daha iyi e, ee, mikro cerrahi yapabiliyorlar. Siz öylesiniz <laughs> biliyorum. Meditasyon sayesinde. Meditasyon Nasıl oldu bilmiyorum. Ben kendi ameliyatımla ilgili hatırladım. Bir odaya girdim. Bana bir damla damlattılar. Sonra o iki, iki, dakika içinde uyuştu. Sonra gözümün önünden bir kırmızı ışığın gelip geçtiğini hatırlıyorum. Evet. Sonra bir koku. İyi hatırlıyorsun onu. Sonra bir koku o kadar. Koku. <laughs> oldu dediler bana. Evet. Gözüme açtım. Aa hakikaten görüyorum. Mesela hemen gördüm. Evet. 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 Çünkü işte o LASIK dediğimiz teknik ben ilk 92'de eski tekniği getirdim. PRK dediğim. Sonra 94'te o LASIK'e başladım. E LASIK'te korneadan bir kapak kaldırıp lazeri yapıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Dolayısıyla lazerli kısım korneanın sandviç gibi ara tabakasına kalıyor. Ön, ön yüzey tamamen normal yüzey kapak kapanınca. Dolayısıyla hasta kapatınca kapağı... hop Hemen görmeye başlıyor yani. Ben yani o kalktığında yani. görmüştüm, görüyordum. Evet, aynen. Hele hele e, çok yüksek miyoplarda bu baya böyle bir dramatik yani Türk filmi etkisi. E, oh görüyorum Allahım. İlk yaptıklarım <laughs> zamanda çünkü e, ne bileyim on numara miyop Ben çok yükseklere yapıyordum eskiden. 10 numara miyop mesela, 15 beş numara miyop kalkıyor gözünü açınca. Hakikaten bayağı bir böyle orada film yani. Benim bu dört buçuktu, bu beşti. Beş, evet. O da... Bayağı Bayağıydı şey. yani. Evet. Kalkıp görünce, aa görüyorum ben diye. <laughs> İlginçti. Hmm. Peki hocam. Geldiği için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yine bilgilendirdim ben. E, sayenizde. E, yine çok şey öğrendim. Bu en, en önemlisi bu ameliyatların zararlı olmadığını öğrendim. Evet, yani mesela lazerde gözü kaybetme riski yok. Ee, ama bu akıl lens dediğimiz yakın görme e, ameliyatlarında da yani deneyimli bir doktor yaparsa e, iyi malzemeyle yani yok denecek kadar az diyebiliriz yani gözü kaybettirmez. Peki hocam çok teşekkürler. Sağ ben olun. teşekkür ediyorum. Sen sağ ol. <laughs>